Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wollen wir zusammen lernen? Bu diyaloğu işlemek olacak arkadaşlar. Buraya baktığımızda, Wollen wir zusammen lernen? Zusammen neydi arkadaşlar? Birlikte demekti. Lernen de öğrenmek. Birlikte öğrenmek ister miyiz? İster misin birlikte ders çalışmayı anlamına gelen bu diyalog çalışmasına başlayalım. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar, Wollen wir zusammen lernen, az önce söylemiş olduğum gibi neydi? Birlikte ders çalışalım mı anlamına gelmiş oluyor. Tabi bakın burada wollen neydi? Modal fiil wollen istemek demekti, hatırlayalım. Ne yapmıştık bunu çekimlerken? Ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie, sie wollen şeklinde çekimleniyordu hatırlayacak olursak. Bununla ilgili sıkıntılar ya da tereddüt yaşıyorsak arkadaşlar, modal fiiller konusuyla alakalı olan ders videosunu mutlaka izleyelim. Evet, devam ediyoruz. Hast du Lust? Lust arkadaşlar heves anlamına gelmiş oluyor. İster misin, canın ister mi anlamına gelen Hast du Lust? Dolayısıyla burayı şöyle bir toparlayacak olursak, Wollen wir zusammen lernen? Birlikte ders çalışalım mı? Canın ister mi? Ne dersin? Hevesin var mı? Gibi bir anlama gelen Hast du Lust sorusuna karşılık nasıl bir cevap alacağız bir bakalım. Ja, gute Idee. Evet, ne diyor arkadaşlar? Evet, gute Idee. Idee neydi arkadaşlar? Fikir demek. Dolayısıyla gut neydi? İyi demek. Bu sebepten dolayı ne diyeceğiz? Evet, iyi fikir dediğimizde demek ki ya gute Idee. Evet, iyi fikir. Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Zeit neydi arkadaşlar? Zeit zaman demekti. Öyle değil mi? Artık elini hatırlayalım. Neydi? Die Zeit de öyle değil mi? Dolayısıyla wann neydi arkadaşlar? Ne zaman demekti? Ne zaman vaktin var? Değil mi? Sahip olmakta haben neye göre çekimleniyor? Du'ya göre çekimlendiğinde hatırlayalım. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Dolayısıyla ne zaman vaktin var diye soracak olursak ne olacakmış demek ki? Wann hast du Zeit demem gerekiyor. Öyle değil mi? Buraya bakalım. Morgen demiş. Evet, morgen neydi arkadaşlar? Yarın demekti. Şimdi uzun uzadıya benim yarın vaktim var diyene kadar kısaca yarın diyebiliyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla ich habe morgen Zeit yerine ne demiş? Morgen demiş. Yani yarın. Geht das? Evet, gehen neydi arkadaşlar? Gitmek demekti. Ancak buradakinin anlamı şu, bu uyar mı, uygun mudur? Bu sana uyar mı anlamına gelen geht das sorusunu görüyoruz. Bu arada arkadaşlar morgen'e dair şunu da söylemem gerekiyor. Morgen mesela am morgen dersem nedir? Yarın demek. Ancak yarın olabildiği gibi am morgen düzeltiyorum. Am morgen sabahleyin demek. Morgen yarın demek. Dolayısıyla morgen kasıt ne? Yarını kastetmiş oluyoruz. Bu sebepten morgen denilmiş. Peki ben yarın sabah demiş olsaydım morgen morgen diyemeyeceğime göre ne diyeceğim? Morgen früh diyeceğim. Öyle değil mi? Çünkü yarın sabahı kastetmiş oluyorum. O sebepten morgen früh demem gerekirdi. Demek ki yarın bu sana uyar mı? Geht das sorusunu soruyoruz. Evet, cevap neymiş? Tut mir leid. Tut mir leid. Üzgünüm demek arkadaşlar. Bunu bir kalıp olarak görmemiz gerekiyor. Tut mir leid demek ki üzgünüm demek. Mia tek başına bana demek arkadaşlar. Ancak dediğim gibi kalıp olarak baktığımızda daha doğru, daha iyi bir yaklaşımımız olur. Çünkü biri bir güzel Türkçemize bu maalesef uymuyor. Çünkü üzgünüm denildiğinde demek ki ne yapacakmışız? Tut mir leid kalıbını alacakmışız. Dediğim gibi bunu böyle parçalara, öğelerine bölmek pek daha çok karışıklığa neden verdiğinden dolayı bunu ne yapalım? Kalıp olarak alalım. Cümle nasıl devam ediyor? Morgen kann ich nicht. Evet, bakın. Morgen kann ich nicht. Kann, können'den geliyordu. Bunu bir hatırlayalım. Modal fiillerde çekimlemiştik bunu. Nasıl çekimliyorduk? Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, Sie können.
Dolayısıyla işe göre çekimlendiğinde ne olacak? Eşkan olacak değil mi arkadaşlar? Yine bu da tıpkı volende olduğu gibi bir modal fiil. Bunu da ayrıntılı bir şekilde ne yapmıştık? Können modal fiili ile ilgili ders videosunda ayrıntılı şekilde incelemiştik. Bunu da gene o ilgili videodan tekrar bir üzerinden geçip bilgimizi buradan tazeleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla morgen kann ich nicht, bu cümleye baktığımızda yarın yapamam gibi bir anlam çıkıyor. Yani morgen kann ich nicht kommen yerine, değil mi? Burada aslında kommen gibi bir anlam çıkmış oluyor. Çünkü ne diyor? Geht das, bu sana uyar mı? Bu sana uygun mu? Sorusuna karşılık morgen kann ich nicht, yani morgen kann ich nicht kommen yerine o kommen'i atmışız. Dolayısıyla morgen kann ich nicht şeklinde yarın yapamam, yani benim için yarın çok çok güç olacak anlamına gelen morgen kann ich nicht cümlesini görüyoruz. Burada herhangi bir devrik bir anlam ya da eksik bir anlam ya da yanlış bir anlam yok arkadaşlar. Bu da gene Almanca'da günlük dilde kullanılan bir yapı. Buraya bakıyoruz tekrar arkadaşlar. Und übermorgen. Evet, morgen neydi arkadaşlar? Yarın demekti dedik, değil mi? Übermorgen arkadaşlar. Über'yı da tek başına incelediğimizde nasıl konumlandırmıştık bunu bu şeyde, prepozisyon konusunda. Über üzerinde demekti. Hatırlayın neydi görmüş olduğumuz bu prepozisyonlar? İşte an, auf, neben, vor, hinter, unter, değil mi? Bunları da gene bu konumlarda, konumlandırma prepozisyonlarda ayrıntılı şekilde görmüştük. Dolayısıyla übermorgen ne olabilir arkadaşlar? Yarından sonrayı kastetmiş oluyorum. Yani yarından sonraki günü, morgen demek ki yarın, yarından sonraki gün übermorgen olmuş oluyor. Dolayısıyla soru ne? Und übermorgen? Peki ya bir sonraki gün anlamına gelen und übermorgen? Peki ya sonraki güne ne dersin? Und übermorgen? Cevaba bakıyoruz. Ja, das geht. Evet, bu olur. Değil mi? Tıpkı yukarıda olduğu gibi geht das, değil mi? Ja, das geht. Demek ki bir sonraki gün, yarın değil, sonraki gün bana uygun. Dolayısıyla ja, das geht diyor. Devam edelim. Übermorgen habe ich Zeit. Yarından sonraki gün neyim var? Vaktim var demiş oluyoruz. Bakın bu son cümleyi inceleyecek olursak arkadaşlar, übermorgen habe ich Zeit. Bakın burada zamanın altı çizilmiş. Yarından sonraki gün vaktim var. Dolayısıyla ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu zamanı altını çizmiş oluyorum. Yani yarından sonraki günü ne yapmış oluyorum? Daha bir öne çıkartmış oluyorum. Bu devrik bir cümle değil arkadaşlar. Gene olağan bir cümle. Übermorgen habe ich Zeit diyebileceğim gibi ben şöyle de diyebilirdim. Ich habe übermorgen Zeit da diyebilirdim. Çünkü Almanca'daki cümle kuralımız neydi arkadaşlar? İkinci pozisyonda her zaman ne geliyordu arkadaşlar? Ne geliyordu? Eylem geliyordu. Dolayısıyla buradaki eylem ne? Vaktin olması, değil mi? Sahip olmak, yani haben buradaki eylem. Dolayısıyla ikinci pozisyona geliyor. Nasıl ki biz güzel Türkçemizde eylemi nereye atıyoruz? Cümlenin sonuna atıyoruz. Öyle değil mi? Almanca'da da ne yapıyormuşuz? Demek ki eylemi çekimlenmiş olarak ikinci pozisyona getirmem gerekiyor. Onun haricinde diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabilirim. Yeter ki eylemim ikinci pozisyonda olsun. Peki şunu da bir antiparantez bir söylemek istiyorum. Modal fiil olunca da ne oluyordu arkadaşlar? Bu da modal fiil kuralıydı. İkinci pozisyonda bu sefer ne oluyordu? Modal fiil oluyordu. Yani können gibi, wollen gibi, değil mi? Sollen gibi. Modal fiil ikinci pozisyonda çekimleniyordu ve asıl fiilim nereye gidiyordu? Mastar halde cümlenin sonuna gitmiş oluyordu. Öyle değil mi? Bunların tamamını biz ayrıntılı şekilde modal fiiller konusunda incelemiştik. İzlemiş olmanızı çok çok istiyorum arkadaşlar. Yeter ki bunun tekrarını, devamını getirebilelim. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Önceki ders videolarına dair ikilemde olduğumuz ya da
tekrar yapmayı hissettiğinizde mutlaka geri gidin ve tekrar tekrar izlemekte emin olun çok çok büyük fayda göreceksiniz. Şimdi dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wollen wir zusammen lernen? Wollen wir zusammen lernen? Hast du Lust? Hast du Lust? Ja, gute Idee. Ja, gute Idee. Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Morgen geht das? Morgen geht das? Tut mir leid. Morgen kann ich nicht. Tut mir leid. Morgen kann ich nicht. Und übermorgen? Und übermorgen? Ja, das geht. Übermorgen habe ich Zeit. Ja, das geht. Übermorgen habe ich Zeit. Dilerseniz interaktif çalışmamız başlasın. İnteraktif çalışmada ne yapıyorduk arkadaşlar? Sol tarafı ben okuyorken arkadaşlar siz de sağ tarafı okuyor olacaksınız. Dolayısıyla bir diyalog kurmuş olacağız, öyle değil mi? Siz bu sağ tarafı okurken arkadaşlar gereken boşluğu biz size tanıyor olacağız. Hazırsanız interaktif çalışmamız başlasın. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Wollen wir zusammen lernen? Hast du Lust? Morgen geht das? Und übermorgen? Dilerseniz bu çalışmayı tekrarlayalım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Wollen wir zusammen lernen? Hast du Lust? Morgen geht das? Und übermorgen? Arkadaşlar şimdi hazırsanız sizler sol tarafı, ben de sağ tarafı okuyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Ja, gute Idee. Wann hast du Zeit? Tut mir leid, morgen kann ich nicht. Ja, das geht. Übermorgen habe ich Zeit. Hazırsanız bu çalışmayı tekrar edelim arkadaşlar. Buyurun. Ja, gute Idee. Wann hast du Zeit? Tut mir leid, morgen kann ich nicht. Ja, das geht. Übermorgen habe ich Zeit. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir interaktif çalışma yaptık. Bu interaktif çalışmada bir diyaloğu ve bunu ayrıntılı bir şekilde öncelikle cümlelerin üzerinden geçtik. Ondan sonra interaktif bir şekilde yapmış olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.